şu anda. Sesim iyi geliyorsa sorun yok. Eğer bir problem olursa hatırlatırsınız hemen. Evet, bugünkü konumuz uzaysal fitleme konusu. Bu ders içeriğimizdeki 7. bölümün konusu. Bunu anlatmamıştım değil mi size, yoksa karışmıyorum değil mi? Geçen derste hızlı bir şekilde baktığım kadarıyla 5. bölümü galiba ele almıştım. Evet, bir yanlışlık olmasın. Peki, uzaysal fitlemede bir pikselin komşuları ile arasındaki ilişki göz önüne alınarak çıktı görüntüsündeki piksellerin değerleri hesaplanıyor. Uzaysal fitleme ile ilgili formülü burada kısa bir şekilde görebiliyoruz. Anlattım değil mi geçen hafta? Evet, ben de öyle hatırlıyorum arkadaşlar ya. Evet, bu konuyu galiba anlattım. Dediğiniz doğru. Evet, bunu anlattım. Şimdi hatırladım. 44 vesaire. Evet, doğru. Evet, çok özür dilerim. Hemen bir sonraki bölümü yüklüyorum o zaman. Şimdi bu dönem bir başka ders daha veriyorum aynı içeriğe sahip. Dolayısıyla ister istemez derslerin içeriğinde bir karışıklık oluyor. Görüntü analizi dersi veriyorum aynı zamanda yüksek lisansta. Vaktimiz olsa ödeve de girebilirim ama şu anda derse öncelikli olarak içeriğini tamamlamak istiyorum. Müsaade ederseniz bir 5-10 dakikamız da kaybolduğu için ödevle ilgili açıklamayı da ya sunum yüklenirken bir gecikme olsa öyle açıklayayım. Evet, sunum yüklenirken ödev hakkında o zaman kısaca bilgi vereyim. Ödev için daha yaklaşık olarak 4 haftanız var. Önümüzdeki günlerde yine ele alacağımız konularla da yakından ilgili olacak ödev. Ödevin temel prensibi iki tane görüntü arasındaki benzerlik oranını sayısal olarak hesaplamanız, bulmanız. Temel mantık buna dayalı olarak yapılacak. Bununla ilgili olarak ders içeriğinde anlatılan bazı öznelik çıkarma yaklaşımları var. Bunlardan yararlanmanız mümkün. Ancak onun dışında internetten bulacağınız belki başka öznelik çıkarma yaklaşımlarını da kullanabilirsiniz. Yine bir uzaklık ölçütü hesabı veya benzerlik ölçütünden yararlanarak bu benzerlik miktarını bulmanızı bekliyorum. Bir de güzel bir raporda hazırlamanızı ümit ediyorum. Bu seferki yalnız slaytta ufak bir problem olmuş olabilir. Ben hemen PDF'ini deneyeyim. Tabi onu araştırıp bulmanız gerekiyor. MATLAB veya Octave kullanabilirsiniz. MATLAB veya Octave gibi yazılımlar aracılığıyla bulabileceğinizi düşünüyorum. Evet, PDF her zaman için daha hızlı bir şekilde yükleniyor. Önümüzdeki hafta isterseniz daha rahat açıklamalar yapabileceğim. Geri kalan açıklamaları bir sonraki haftaya bırakayım. Peki, bu konuyu işlemedik herhalde değil mi? Bu haftanın konusu kenar ve sınır tespiti. İngilizce edge ve boundary detection olarak geçiyor. Kenarlara baktığımız zaman kenarlar bir görüntünün en temel özelliklerinden, öz niteliklerinden biri olarak tanımlanır.
Kenar tespitinin matematiksel temellerini bu derste size aktaracağım ve kenarları bağlama ile ilgili bir yaklaşım sunarak kenarın daha anlamlı kullanılmasını sağlayacağım. Dikkat ederseniz burada esasında ödeve de işaret etmiş oluyoruz. Çünkü dikkat ederseniz burada iki tane görüntü var. Üstteki örnekte panoramik görüntüler örnek verilmiş. Bir tane görüntüyü çekiyorsunuz, sonra diğerini birazcık kenara doğru kaydırıp çekiyorsunuz. Böylece ortaya panoramik bir görüntü çıkıyor. Tabii panoramik görüntülerde yapmak istediğimiz şey bu iki tane görüntünün birleştirilerek daha büyük bir görüntü elde edilmesi. Bu birleştirme işi için ilk önce iki görüntünün belli noktalarını eşleştirmemiz gerekiyor. Bu noktalar olarak değişik noktalar literatürde alınabilirken en fazla alınmaya aday olan yerler köşe noktaları oluyor. Köşe noktalarını tespit edersek veya kenar noktalarını tespit edersek bu noktaları alıp eşleştirebiliyoruz. Hemen aşağıda ise başka bir örnek var. Görüntü çiftlerinden 3 boyutlu model çıkarma örneği. Dikkat ederseniz burada bir küçük ev var. Bu evin bir yandan görünümü veya önden görünümü diyelim. Bir de çaprazlama başka bir açıdan görünümü var. Bu iki tane görünümden yararlanarak esasında evin 3 boyutlu modelini belli bir ölçüde çıkarmamız mümkün. Ancak bunun için de iki görüntüdeki belli noktaların yine eşleştirilmesi gerekiyor. Bu noktalarda hangi noktalar olacak? Tabii ki kenar ve köşe noktaları olabilecek. Sadece buradaki örneklerle sınırlı kalmaya gerek yok. Bunu daha da genişletebiliriz. Stereo görüntülemede sol ve sağ görüntü çiftlerini yine birbirleriyle eşleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de yine buradaki anlatılan yöntemlerden yararlanmamız tabii ki söz konusu olabilecek. Şimdi yöntemlerin en temel ve önemli olanından biri kenarların tespit edilmesiydi. Buradaki 4 tane fotoğrafta elle insanlar tarafından çizilmiş kenar görüntülerini görüyorsunuz. Tabii bu elle çizildiği için oldukça mükemmel bir şekilde çizilmiş. Daha doğrusu bizim beklentilerimize uygun şekilde çizilmiş. Unutmamak lazım, mühendislik problemlerinde müşteriden istekler alınır ve bunun doğrultuda çözümler üretilir. İşte bu bir müşterinin isteği gibi düşünebilirsiniz. Şimdi acaba bu sağ taraftaki kenar ağırlıklı görüntüyü biz nasıl elde edeceğiz? Bundan ilgili temelleri anlatmış olacağım. Bu arada bu sağ taraftaki görüntülere skeç görüntüleri de denebiliyor. Nitekim özellikle insan yüzü için bu tarz veri tabanları var. Yani bir fotoğraf almışsınız, bir ressam diyebileceğim kişi veya karikatürist diyebileceğimiz kişi, karikatür çizer gibi veya skeç diyoruz buna. Bu şekilde bir çizim yapıyorlar. Bu çizimler ağırlıklı olarak kenarlara odaklı olarak yapılıyor. Dolayısıyla kenar tespiti içinde bunu kullanmanız mümkün. Peki kenar bilgisi nasıl bir bilgi? Dikkatli bir şekilde baktığımız zaman yeşil okla da özellikle göstereyim. Kenar bilgisi gri seviyelerinde bir süreksizlik olan yere verilen addır. Buna süreksizlik diyebileceğimiz gibi gri seviyesinde veya parlaklıkta keskin değişimlerin veyahut da belli değişimlerin olduğu yerlere de kenar diyebiliyoruz. Bu görmüş olduğunuz aşağıdaki grafik esasında bir profil görüntüsü. Normal görüntü şurada hemen yukarıdaki şekilde ortaya çıkıyor. Yani bir siyah bölge var. Siyah bölgenin yanında beyaz bir bölge var. Aradaki çizgi kenar çizgisinin olduğu yerdir. Bu değişime basamak fonksiyonu tipi değişim deniyor veya adım tipi bir kenar deniyor. Adım atmaktan geliyor adım kelimesi.
isterseniz anlık keskin değişim olarak da nitelendirebilirsiniz. Ortada ise bir rampa tipindeki kenarın nasıl olacağını görüyoruz. Bu rampa tipi kenar yine koyu bir gri seviyesinden başlayıp beyaz, yani parlak bir gri seviyesine doğru gidiyor. Yumuşak diyebileceğimiz rampa şeklinde bir geçiş süreci var. Aşağıda profilini görüyorsunuz. Bu da esasında bir kenar oluşturuyor. Öte yandan bir de çatı kenar diyebileceğimiz veyahut da İngilizce buna peak yapan kenarlar diyoruz. Yani çok büyük bir tepe var. Yine sinyal işleme bakış açısıyla bakarsak buna impulse function da diyebiliyoruz. Yani dürtü fonksiyonu, bir anda bir tepe çıkıyor ve iniyor. Bu türlü kenarları da bu ders kapsamında tespit edebilmenin yoluna bakacağız. Önereceğimiz yöntemler, bakalım bu tip kenarlarda nasıl davranıyor. Bunlardan başka kenar tipleri de belki tanımlanabilir. Ancak bu tanımlayabileceğimiz kenar tipleri genellikle buradaki anlattığımız bu üç temel profile göre yapılabilir. Nitekim çatı kenar tipi esasında birçok kenar tipinin modellenmesinde temel birim eleman gibi kullanılabilir. Dolayısıyla biz bu fonksiyonlarda kenarın nasıl davrandığını eğer anlarsak bu durumda diğer bütün kenar tiplerini rahatlıkla anlatılan bilgileri uygulayabiliriz. Şimdi burada bir örnek yine görüntü üzerinde konuyu inceleyelim. Sol üst tarafta koyu bir renk, siyaha yakın bir renk ve hemen yanında gri tondan oluşan iki parçalı bir görüntü görüyoruz. Bu iki parçalı görüntüye baktığınız zaman tam şu aradaki geçiş çok iyi belli olmasa da profil alınıp birazcık büyütüldüğü zaman bu geçişin esasında rampa fonksiyonu tarzında bir geçiş olduğunu görüyoruz. Böyle bir fonksiyonun, yani böyle bir profilin tek boyutlu bir fonksiyonmuş gibi bir an için düşünsek, birinci türevini aldığımız zaman aşağıdaki gibi bir grafik çıkıyor. Neden böyle bir grafik çıkıyor? Çünkü eğim sabit. Nitekim türev de eğimi verdiği için gördüğünüz gibi sabit bir düz çizgi şeklinde türev elde etmişiz. Öte yandan eğimin olmadığı yerlerde de yine türev sıfır oluyor. Çünkü fark yok. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunun altında ise ikinci türevi görüyoruz. İkinci türev, birinci türevin esasında tekadan türevidir. Yani birinci türevdeki farklara bakarak hesaplanan bir değerdir. Bu durumda sıfırdan yüksek bir değere geçerken türev alırsak eğer bir tepe nokta görüyoruz. Yüksek bir noktadan aşağı iniyorsak bu durumda da bir negatif yönde aşağı doğru inen bir tepe noktası görüyoruz. Bunlar iki tane maksimalar, biri maksimum, biri minimum olacak şekilde iki uç nokta. Öte yandan şu tepe noktasının farkı yine sıfır olacağı için burada sıfırı görmüş oluyoruz. Başka bir deyişle ikinci türev orijinal görüntüdeki değişim noktalarında büyük tepkiler veren bir türevdir. Yani buralarda büyük tepkiler üreten bir bilgi bize sunuyor. Şimdi bir başka görüntüye bakalım. Burada şöyle bir görüntü var. Bu görüntüden yine bir kesit almışız. Yeşil okla gösterdiğim kesidi. Biraz mavimtırak bir renkte bu çizgi. Buradaki kesidi alıp çizdiğimiz zaman yani şöyle alıyoruz, sonra yatırıp bakıyoruz. Böyle kesiyoruz ve yatırıp bakıyoruz. Gri seviyesi değişimlerini görüyoruz. İlk önce beyaz parlaklık, siyah bölge ve tekrardan beyaz bölge olacak şekilde bir vadi gibi düşünebilirsiniz. Buradaki geçişlerin biraz daha yumuşak olduğunu görebiliyorsunuz. Geçişler biraz daha yumuşak olduğu zaman birinci türevdeki
farklar da daha yumuşak bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla aşağı doğru gri seviyesinde bir düşüş varsa türevde negatif bir tepki, yukarıya doğru bir geçiş varsa pozitif bir tepkiyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunları anlamak ve yorumlamak önemli çünkü görüntünün kenarını bulmak için böyle bir türev alacağız, matematiksel bir işlem yapacağız. Çıkan görüntünün de bize ne demek istediğini ancak bu temel bilgileri iyi anlarsak yorumlayabiliyoruz. Bu açıdan önemli. Şimdi matematiksel olarak kenarların tespit edilmesi işlemine bilgisayarla görü alanında kenar tespiti deniyor. İngilizce edge detection olarak adlandırılıyor. Edge detection işleminde kenarlar daha belirgin hale getiriliyor. Ancak gürültülere baktığınız zaman görüntüdeki gürültüler ki bunlar küçük dağınık noktalar olarak modellenebilir. Farklı şekilde gürültüyü modellemek de mümkün. En tipik gürültü bu şekildedir. Bu türlü gürültülere çok hassas olduğunu görüyoruz. Bu kenar tespiti yaklaşımlarının. Tabii bu hassasiyet esasında gürültülü bir görüntü varsa elimizde olumsuz bir durum. Ancak biz kenarı tespit etmek için genellikle önceden gürültüyü bir miktar bastırma yani azaltma yoluna gidebiliyoruz. Şimdi yavaş yavaş artık daha matematiksel arka planına bakabiliriz. Burada bir miktar gürültülü bir görüntüde kenarın nasıl olabileceği konusunda fikir oluşturmaya çalışıyoruz. Hiç gürültü olmayan ortamda dikkat ederseniz biraz önceki türevler mükemmel düz çizgiler halinde gözükürken gürültü biraz arttığı zaman böyle bir zikzaklı şey görüyorsunuz. Gürültü çok arttığı zaman iyice abartılı bir duruma geliyor. Gürültü daha da artarsa artık türev görüntüsü maalesef yorumlanamayacak kadar zor bir duruma ulaşıyoruz. Bu problemden kurtulmak için görüntüyü ilk önce bir miktar yumuşatmamız gerektiğini söylemiştim. Şimdi türev alırken iki tane yaklaşım vardı. Birinci türev ve ikinci türev olarak. Buradaki formül birinci türevin tanımını veriyor. Birinci türev matematikte gradyan olarak adlandırılan bir fonksiyon. Alt üçgen olarak gösteriliyor veya gradyanın kısaltması ile ifade edebiliriz. Dikkat ederseniz bu gradyan operatörü iki bileşenden oluşuyor. X yönündeki ve Y yönündeki. Bunların her biri X yönündeki kısmi türevle Y yönündeki kısmi türev oluyor. Gradyan operatörünün vermiş olduğu çıktı iki ayrı bileşenden oluştuğu için bunun vektörel olarak gösterildiğini düşünüyoruz. Peki bu vektörel büyüklüklerin her biri ne boyuttadır? Orijinal görüntünün boyutlarındadır. Örneğin 100 çarpı 100'lük bir orijinal görüntümüz varsa bunun gradyanını aldığınız zaman 100 çarpı 100 olmak üzere iki tane görüntü çıkar ortaya. Ancak bu iki tane görüntüyü benim yorumlamam iyice zorlaşacaktır. Dolayısıyla bir yol bulup bunları tek görüntüye indirgemem gerekir. Bunun için iki yöntem öneriliyor burada. Bunlardan biri x ve y bileşenlerinin karelerini alıp toplayıp karekök hesaplamak ki bu vektörün esasında genliğini hesaplamaktır. Diğer yöntem de doğrudan her iki matrisin mutlak değerini bulup toplamak şeklinde de olabilir. Bu tabii yaklaşık bir yöntem ama yine de iyi sonuç verebilir. Şu anda kısa vadede hemen ihtiyacımız olmasa bile bazen biz bu iki tane vektörel bileşenin açılarına bakmak isteyebiliriz. Mach kelimesi magnitude yani genlik kelimesinin kısaltması olarak kullanılıyor. Biliyorsunuz bir vektörün genliği hipotenüs hesabına benzer bir hesapla yapılabiliyor. Yani kenarların dik kenarların karelerinin toplamı nın karekökünü almak şeklinde hipotenüs hesabı oluyor bu. Vektör büyüklüklerini bu şekilde hesaplayabiliyorsunuz.
Öte yandan açı hesabı da yapılabilir. Açı hesabı da aktanjant da yapılıyor. Y bileşenini X bileşenine bölüp aktanjantını alırsanız bu şekilde açıyı bulabiliyorsunuz. Esasında bu bize kenarın yönü hakkında bilgi veriyor. Yani kenar bu yönde mi, bu yönde mi, hangi yönde acaba? Bunun hakkında bilgi veriyor. Böyle bir şeye de ihtiyacımız oluyor. Hemen olmasa bile kenar tespiti gibi algoritmalara baktığımız zaman bu yön bilgisinden bu algoritmaların yararlandığını görüyoruz ki bu algoritmalar oldukça başarılı algoritmalar. Şimdi biraz daha somut bir örnek vermek gerekirse buradaki şekilde bakın bir kenar bilgisini kafanızda canlandırabiliyorsunuz diye ümit ediyorum. Gri bölge ile beyaz bölge arasında diagonalde bir kenar bilgisi var. Bu kenar bilgisi üzerinde biz gradyan vektörünü aldığımız zaman dikkat ederseniz kenara dik yönde gradyan vektörü çıkıyor. Bu gradyanın uzunluğu kenarın ne kadar keskin olduğuyla ilgili bir bilgi. Öte yandan gradyan vektörünün açısı da kenarın açısına 90 derece dik olmak durumunda. Bu önemli bir prensip. Eğimin hesaplandığı noktada kenar eğitim vektörüne dik olmaktadır. Bu prensibi iyi akılda tutmak lazım. Bir soru var galiba. Eğime bağlı olarak maksimum noktaları belirliyorsun. Açıkçası maksimum minimum noktaları daha sonra belki ele alacağımız bir şey. Şu anda biz matematiksel bir gradyan operatörünü tanımlıyoruz çünkü. Yani o maksimum minimumları tekrardan bakmak lazım. Şu anda dediğim gibi o daha önceden söyledik. Tekrardan belki ileride söylemek gerekebilir. Ama şu anda vektörel bir büyüklüğü kafamızda somut bir şekilde canlandırmak için bu grafik üzerinde durdum. Peki kenar tespit operatörleri ile ilgili neler söyleyebiliriz? Bununla ilgili literatürde tanımlanmış çok temel basit bazı filtreler var. Bu filtrelerin en meşhurları Prewitt ve Sobel filtreleri diye anılıyor. Bunların dışında Robert filtresi gibi veyahut da adını şu anda hatırlayamayacağım başka filtrelerinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi buradaki şekilde bu iki filtrenin katsayılarını görüyorsunuz veya filtre maskelerini görüyorsunuz. Bu maskeler birer küçük matris olarak tabii ki tanımlanıyor. Bu matrislere baktığınız zaman bunların tipik bazı özellikleri var. Birinci özellik Prewitt ve Sobel'de iki adet maskeden oluşuyor. Bu maskelerden bir tanesi yatay yönde, diğeri dikey yönde türev bulmak üzere planlanmış. Dikkat ederseniz bir tanesinde eksi birler varken diğer tarafında maddesinde artı birler var. Dolayısıyla bu bir türev alma işlemine karşılık geliyor. Bir çeşit bunu kafanızda A eksi B gibi düşünebilirsiniz. Veya iki pikselin farkını almak gibi düşünebilirsiniz. Bu arada Prewitt ile Sobel'in farkını da yine ortadaki elemanın genliğinin yüksekliğinden anlayabiliyorsunuz. Sobel merkez piksele yakın olan katsayının değerini birazcık büyük alıyor. 2 almış. Böylece daha merkez noktanın daha fazla sonuca katkı sağlamasına imkan sağlıyor. Tabii bu filtreler nasıl uygulanacak? Bu filtreler geçen hafta anlattığımız konvolüsyon işlemiyle uygulanacak. Bu filtreleri alıyoruz ve orijinal görüntü üzerinde konvolüsyon yapıyoruz. Tabii iki tane farklı maske olduğu için her bir maske ayrı bir konvolüsyon işlemiyle uygulandığından dolayı iki ayrı konvolüsyon işlemine ihtiyacımız var. Bu iki ayrı konvolüsyon işlemi sonucunda iki adet farklı görüntü maddesi çıktı olarak bulunuyor. Artık ondan sonra siz bu çıktı maddeslerini uygun bir şekilde değerlendirmeniz ve yorumlamanız
gerekiyor. Şimdi isterseniz somut bir örnek verelim. Burada sol tarafta orijinal bir görüntü görüyorsunuz. Bu görüntünün üzerine bu filtrelerden bir tanesi uygulanmış. Bu filtrelerden biri uygulandıktan sonra sağ sobel uygulanmış. Sağ üst tarafta X yönündeki fark, aşağıda solda ise Y yönündeki farkları abartılı bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada anlattığımız hikaye tamamen gri seviyeli görüntülerde çalışıyor. Gri seviyeli görüntülerde çalıştığı için çıktı görüntülerinde bir çeşit gri seviyesi gibi düşünebilirsiniz. Ancak şunu unutmayın, sağ üst köşedeki ve sol alt köşedeki iki görüntü de esasında fark görüntüsü. Fark görüntüsü olması nedeniyle bunların içinde negatif değerler de olabiliyor. Ancak biz bu negatif değerleri ekranda gösterirken bir şekilde bir ölçekleme yapmamız gerekiyor. Ancak ölçekleme yaparak bunların şeyini yapabiliyoruz. Bunları ölçekleme ile ancak gösterebiliyoruz. Şimdi iki görüntüde de geliş, hem sağ üst köşe hem sol alt köşe dedik. Bu iki görüntü de esasında kısmi bilgi veriyor. X yönündeki kısmi türev, Y yönündeki kısmi türev. Eğer ben bunların genliklerini toplarsam sağ alt köşedeki görüntüyü görüyorum. Sağ alt köşedeki görüntüye bakarsanız bu görüntü esasında iki yöndeki farkları da daha fazla ön plana çıkartıyor. Artık bu görüntü daha rahat kullanılabilir bir görüntü haline geliyor. Peki biraz önce dedik ki gürültü detaylar daha net. Evet, gürültü çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla gürültünün olumsuz etkisinden kurtulmak için bir yumuşatma süzgeci kullanabiliriz demiştik. Burada şimdi onun etkisini görüyoruz. Sol üst taraftaki orijinal görüntüye bir yumuşatma süzgeci uyguladık. 5x5'lik bir süzgeç. Bu 5x5'lik süzgeç uygulandıktan sonra ortaya çıkan görüntüde yine biraz önceki gibi fark alarak kenarları yakalamaya çalıştık. Dikkat ederseniz bu sefer elde edilen kenarlar daha az çıktı. Hemen tekrardan bir önceki görüntüye gideyim. Bakın burada kenarların daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen aşağı iniyorum. Kenarların sayısı daha azaldı. Nereden anladık? Yukarıda çok fazla parlak piksel vardı. Aşağıda daha az, burada ise daha az parlak piksel var. Yani piksel demek kenara verilen yanıt burada anlamına geliyor. Bu yanıtın azalması esasında gürültüye duyarlılığı da azaltmış oldu. Dolayısıyla benim işime yaramayacak yerler kenar olarak artık etiketlenmedi. Sadece işime yarayacak olan yerler kenar olarak etiketlenmiş durumda. Biraz önce bahsetmiştim. Evet, literatürde Roberts, Previt, Sobel gibi çok temel meşhur yöntemler var ama bu yöntemlerin tümü esasında sadece ve sadece bir tane matrisin ya da iki tane matrisin konvolüsyonuna dayalı olarak çalışıyor. Tabii ki birçok yanlış yerden kenar bilgisi de üretilmiş oluyor. Yanlış yer demeyeyim ama ihtiyacım olmayan yerlerden de kenar bilgisi üretilmiş oluyor. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için bilim adamları çalışmalar yapmışlar ve Ken'i bunlardan biri olarak oldukça etkin bir yöntem önermiş. Buna Ken'i kenar tespiti yöntemi deniyor. Açıkçası Sobel ve Previt'ten sonra en yaygın kullanılan, belki onlardan daha yaygın kullanılan bir kenar tespiti algoritması. Mutlaka bu algoritmadan çok daha karmaşık geliştirilmiş çok sayıda algoritma var. Ama Ken'in literatürdeki özel yerini hatırlatmak lazım. Çok özel bir yeri var. Nitekim birçok kitapta Ken'i referans yöntem olarak almakta. Ken'iye baktığımız zaman esasında genel olarak kenar tespitindeki bahsedilen 3 tane temel unsura odaklanıyor.
gürültünün yumuşatılması, böylece kenarların daha etkin olması, kenarların zenginleştirilmesi, bunu az sonra bir miktar göreceğiz ve lokalizasyon yani yerellik konusundaki katkısı olarak 3 hususa Ken'in odaklandığını söyleyebiliriz. Gürültüden kurtulmak için Ken'i bir Gauss süzgecinin uygulanmasını tavsiye ediyor. Böylece gürültüye dayanıklılığını yönteminin arttırmış oluyor. Burada grafikte kenar görüntüleri bulunduktan sonra bunların üzerinde bir eşikleme yapılmış sağ üst tarafta ve bu eşikleme sonucunda daha az kenarın sonuca yansıdığını görüyorsunuz. Böylece bir eleme usulü uygulanmış. Bu eleme usulü sayesinde küçük ufak tefek kenarları biz devre dışı bırakmış oluyoruz. Sol alt köşede Marr and Hilderth denilen iki tane bilim adamının veyahut da makalenin yazarı bunlar esasında. Makale yazarının önermiş oldukları bir başka algoritma var. Bu algoritmanın sonucu görülüyor. Sağ alt tarafta ise Ken'i algoritmasının sonucunu görebiliyoruz. Tabii kenar bilgileri dikkatli bir şekilde incelendiği zaman Ken'i algoritmasının esasında bizim ihtiyacımızı daha çok gören bir sonuç ürettiğini görebiliyoruz. Hani başta dedim ya, müşteri isterlerine bakıp biz mühendisler ona göre hareket edip sonuç üretmeye çalışırız. İşte Ken'i müşterinin beklediği isterleri en iyi karşılayabilecek algoritmayı büyük ölçüde geliştirebilmiş kanaatindeyim veyahut da geliştirmeye çalışmış kanaatindeyim. Kenar bulma veyahut da kenar tespiti algoritmasında önemli adımlardan biri kenarların bağlanmasıdır, birleştirilmesidir. Kenar bağlama kavramı özel bir kavram. Bu kavram sayesinde kenarların bir bütünlük içinde ele alınabilmesi sağlanmaktadır. Bu tabii ki müşteri isterleri olarak benim adlandırdığım amaca daha uygun sonuçların elde edilmesini sağlıyor. Bu arada bu müşteri isterleri kavramını tamamen ben söylüyorum. Ders içeriğinde böyle bir şeyden çok fazla bahsedilmez ama yani bizim genel olarak zaten bütün derslerde rahatlıkla kullandığımız bir kavram bu. Peki kenar bağlama işlemi nasıl yapılır? Kenar bağlama işleminde komşuluklara bakılarak kararlar verilmeye çalışılır. Örneğin XY noktasında bir kenar olduğunu düşünelim. Bunun tabii ki bir matriste piksel olarak ifade edildiğini kabul ediyoruz. Yani oradaki pikselin değeri esasında kenarın ne kadar güçlü olup olmadığı hakkında bize bilgi veriyor. Öyle düşünelim. Yoksa orijinal görüntüdeki bir piksel değil bu. Bir de buna komşu olan x0, y0 noktasında bir piksel var. Yine bu da kenar bilgisi veren. Özür dilerim, buna doğrudan şu anda orijinal görüntüdeki pikseller. Aşağıda hemen düzeltiyorum. Bunların türevini aldıktan sonra ancak bunlar kenar bilgisine dönüşecek şuradaki operatörle. Onun için düzeltiyorum. Ben operatör uygulanmış halini söylemiştim size. Bu gradyan operatörü uyguladıktan sonraki hali tabii ki artık kenar bilgisi verecek şekilde. Sonra bunların farkını alıyoruz ve genliklerine bakıyoruz. Bu genlikler eğer belli bir eşik değerinden küçük ise o zaman bu kenarların birbirlerine yakın içeriğe sahip olduğunu söylememiz mümkün. Öte yandan aynı anda bir de açılarına bakarsak, açılarının da yine belli bir değerden küçük olduğunu, eşik değerinden küçük olduğunu söylersek veya bu şartın sağlanmasını göz önüne alırsak, o zaman şunu da söyleyebiliriz. Bu kenarın yönü kendisinden kopuk gibi olan diğer kenarın yönüyle aynı.
Bunlar bitişik değil. Bir miktar kopuk olabilirler ama aynı yöndeler. O zaman birleştirilmek için çok güçlü aday olduklarını söyleyebiliriz. Tabii bu arada bir problem çıkıyor ortaya. Acaba komşuluk ne kadar uzaklıkta alınabilir? Örneğin hemen bir yanındaki bir piksel ötesindeki diğer pikseli komşu olarak kabul edebilir miyiz? Evet. Ya iki uzaklıkta olsa, ya üç olursa, ya dört olursa. Tabii bunun belli bir yerden kesilmesi gerekiyor. Makul bir uzaklıktaki diğer pikseli komşu olarak nitelendirmek durumundayız. Eşik değerinin nasıl alınacağı konusuna gelince, o tabii ki araştırmalar sonucunda bulunacak bir şey. Ele aldığımız görüntülerde müşteri isteklerini en iyi şekilde karşılayacak, güzel kenarlar üreten eşik değerlerinin hangisi olduğu denemeler ve yanılmalar yoluyla bulunmak durumunda. Şimdi gelelim bu kenar bağlama algoritmasının adımlarına. Maalesef yani birçok derste olduğu gibi bilgisayarda görüntüde de parametrelerin tespiti için deneysel çalışmalara başvurmak gerekiyor. Burada genel bir kuraldan bahsetmemiz çok zor oluyor. Çünkü ihtiyaç görüntüden görüntüye değişiyor. Dört tane adımdan bahsedebiliriz kenar bağlama ile ilgili yaklaşımı. Bu dört tane adım şunlar. Birincisi girdi görüntüsünden eğim büyüklüğü ve yön ile ilgili bilgi hesaplanıyor. Daha sonra bunlar uygun aralıklarda mı diye kontrol ediliyor veyahut da eşikleme dediğimiz kısım yapılıyor. Eğer bunlar uygun aralıklardaysa bir değeri sonuç görüntüsüne atanıyor, değilse sıfır değeri. Bu durumda sonuç görüntüsü olan G görüntüsü ikili bir görüntü oluyor ve birler bağlantılı olması yüksek ihtimal olan kenarlara karşılık geliyor. Sıfırlar da orada anlamlı bir kenar olmadığını söylüyor. Üçüncü adımda görüntünün üzerindeki G'nin satırları taranıyor ve her bir satırdaki belli bir değerden küçük olan boşluklar dolduruluyor. Bu boşlukların doldurulması mantıksal işlemlerle yapılabileceği gibi dersimizde çok daha fazla yer ayıramadığımız morfolojik operatörlerle de yapılabilir durumdadır. Böylece kenarların bir bütünlük içinde ortaya çıkması sağlanıyor. Dördüncü adımda diğer yönlerdeki boşlukları doldurmak için G'yi belli bir açıyla döndürüyoruz o görüntüyü ve başka açılardaki boşlukları da dolduruyoruz. Sonra üçüncü adım tekrar ediliyor. Böylece görüntü döndürüle döndürüle her yöndeki boşluklar doldurulmuş oluyor. Bu daha önceden size anlatmış olduğum bir matris çarpımı vardı. Ta ilk bölümlerde geometrik fonksiyonları anlatmıştık. Öteleme, döndürme vesaire gibi. İşte bakın oradaki anlatmış olduğum temel konu burada karşımıza çıktı. Nasıl döndürme yapacağız? O daha önceki anlattığım dersteki şekilde olacak. Bir döndürme maddesiyle çarpmamız anlamlı olabilir. İsterseniz doğrudan sonuca gidip en son görüntümüzü göstererek bu algoritmanın nasıl çalıştığını daha iyi anlatalım. Sol üst köşede orijinal bir görüntümüz var. Bu orijinal görüntünün X ya da Y yönü galiba. Y yönündeki kenarları bulunmuş sağ üst köşede. X yönündeki kenarları bulunmuş aşağıdaki ya da tam tersi aşağıdaki görüntüde. Ve bu görüntüde kenarlar birleştirilerek sağ alt köşedeki görüntü elde edilmiş. Kenarların birleştirilmesi sürecinin etkisini burada çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Mesela şuradaki bizim istemediğimiz renk değişiminden kaynaklı bozuk bir kenar silsilesi sonuca kesinlikle yansımamış. Bu önemli. Öte yandan plakayla ilgili kenarlar çok gürültülü ve kötü gözükürken sonuç görüntüsünde mükemmel bir dikdörtgen görüyorsunuz. Camlar yine çok eksiklikleri olacak şekilde çıkmışken sonuç görüntüsünde mükemmel bir çerçeveyi görebiliyorsunuz. Bu da kenar bağlamanın
ne kadar etkili bir yöntem olduğunu bize gösteriyor. Evet, böylece arabanın içinde de dersimizi tamamlamayı başarmış oldum. Bir 5-10 dakika başta gecikme oldu ama çok şükür içerik tamamlanabilmiş oldu. En azından bugünkü sunum bitmiş oldu. Evet, bazı zorlukları tabii ki olabilir. Ben çok üst düzey matematik olduğu kanaatinde değilim. Esasında türev ve gradyan gibi konular çok temel matematik konuları. Dolayısıyla çok ben ileri düzeyde olduklarını zannetmiyorum. Ki bu konuları büyük bir ihtimalle birinci sınıftaki temel matematik derslerinde rahatlıkla almışsınızdır. Fizikte kısmen belki var ama bütünüyle fizik olmadığı kanaatindeyim esasında. Sorularınız var mı? Haftaya yine ya da bir sonraki hafta ödevle ilgili daha detaylı bilgiler de verebilirim tabii ki. Özellikle şu öznitelik konusunu anlattığım zaman daha rahat açıklayabileceğim size ödev hakkındaki son konuları. Soruları şöyle düşünebilirsiniz. Her bölümden en az 2-3'er tane herhalde bir soru gelir diye tahmin ediyorum. Yani bütün konulardan eşit oranda diyebileceğim. Bazı konuların sayfa sayısı çok fazla. Orada biraz daha fazla olabilir. Bütün konulardan dolayısıyla seçmece sorular gelecektir. Hepsine çalışmanız gerekecek mecburen. Açıkçası kara delik fotoğrafının nasıl işlendiği ile ilgili detayları henüz inceleyemedim. Ancak birden fazla teleskoptan alınan ki onlarca olabilir. Dünyanın farklı yerlerinde konumlanmış teleskoplardan alınan görüntüler harmanlanarak yüksek çözünürlüğe çıkılmaya çalışılmış. Esasında bu bir süper rezolüsyon problemi olarak da adlandırılıyor. Yani siz bir teleskoptan düşük çözünürlüklü bir görüntü alıyorsunuz ama daha fazla miktardaki teleskoptan yararlanarak daha yüksek çözünürlüklü görüntüye çıkma şansınız var. Çok kaba bir teknik olarak görüntüleri çakıştırıp çakıştırdıktan sonra toplama mantığının belli bir ölçüde işe yaradığını söyleyebiliriz. Gonzalez'in kitabında bu türlü yöntemler var. Ama bu gerçek görüntülerde bu kadar kolay olabilecek bir şey değil tabii ki. Daha ötesini yapmak gerekiyor. Zaten haberleri okursanız birisi oturmuş, epeyce bir zaman uğraşmış. Gerçi arkasında 100-200 kişilik bir ekip olduğundan da bahsediliyor. Ama en nihayetinde verileri bir araya getiren, harmanlayan bildiğim kadarıyla bir kişi diyebiliyorum. İsmi belli haberlerde yazıyor. Gerçekten bizim dersimizi çok yakından ilgilendiren bir konu bu. Ancak daha detaylı bilgiler de okursam daha detaylı size de anlatma imkanı bulabilirim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.